Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla aranızdayım tekrardan. Bugün sizlere Mini Obd2 cihazını göstereceğim. Bu ürünümüz araç datalarına erişebilmemizi, hatta hata kodlarına görüp silmemizi yarayabilecek küçük mini yardımcımız ve bu video oluşturmamın sebebi meraklıları için çekmek istedim. Şöyle kısaca hemen açalım. Aslında ürünümüz çok küçük bir ürün. Yurt dışından sipariş ettim. İsmi de işte Mini Obd2 diye geçiyor. Araç tanı teşhis tarayıcısı diye. Bunu aracımızın Obd soketine takıp Bluetooth üzerinden tablet olur, telefon olur veya laptop olur. Oradan haberleştireceğiz. Şimdi hep birlikte şimdi araca nasıl bom taşlanacağını ve neleri okuyabildiğimizi hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi Obd cihazımızı aracın Obd soketine takmaya geldi sıra. Her araçta bu Obd soketinin yeri farklıdır. Bizim Toyota Corolla aracımızda direksiyonun alt tarafından sola doğru kaput açma mandalının hemen yan tarafında ve Obd soketimizin yönü vardır. Yani ters takamayız ve şimdi cihazımızı yerine itelim. Evet, cihazımızı taktık ve şimdi çalışmasını hep birlikte görelim. Bundan sonra telefonumun ekran videosunu alarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Mini Obd2 cihazımıza program üzerinden bağlantısını yapacağız. Ben iki tane program indirdim bedava olarak. Obd Doktor ve Tork olarak. Bunların ikisini indirmemin sebebi Tork'un arayüzü ve daha çok parametre göstermesi. Obd Doktor'un ise hata kodlarını görüp silebilmesi. Şimdi Tork'u açalım. En çok beğendiğim program bu. Ve büyük ihtimalle bunu kullanmaya devam edeceğim. Diğerini belki silerim ama ola ki bir hata koduyla karşılaşırsam onu tekrar kullanırım. Şu anda evet gördüğünüz gibi bağlantısı yapıldı sol üst köşede gördüğünüz gibi. Böyle bir sürü birçok parametre var. Bu tercihinize göre ekleyebilir, çıkartabilirsiniz. Ben kendi kişisel tercihime göre böyle bir sürü parametre ekledim gördüğünüz gibi. Şu anda aracı istiyorsanız bir çalıştıralım. Evet, çalıştığında haberleştiğini daha iyi anlar. Şu anda devir sıfır gösteriyor. Bir kontağa evet, aracımızla birlikte devir de çalıştı. Hatta şöyle gaza basalım. Değişimleri görelim. İşte voltajı gösteriyor, akü voltajına. Yani şu anda bunları almıyor çünkü yakıtla ilgili değerler. İşte aracın basıncısıydı vesaire. Birçok parametre ekledim. Gördüğünüz gibi şu anda araçla haberleşiyor. Aracımız daha soğuk. Şöyle gördüğünüz gibi aracın diğer başka parametrelerini de ekliyor. Şöyle girip gösterge ekle diyerek, hatta şöyle ibreli olsun, birçok böyle parametre var. İstediğinizi ekleyip çıkartabilirsiniz. Ben burada kendi tercihime göre ekledim. Gördüğünüz gibi yani program hani meraklılar için böyle bir size arayüz sunuyor. Ha, diğer programı da göstereyim sizlere. Diğer programımızı açalım. Bunun birçok şeyi göstermiyor. Şöyle bağlantısını yapalım. Hani diğerinin arayüzü daha güzel. Burada bakalım hata kodumuz var mı? Hata kodu yok diyor. Tabi olduğunda buraya düşecek. Sol altta gördüğünüz gibi sil diyor. Buraya bastığım zaman olan hataları yok edebileceğini söylüyor. Cancel diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi programımız bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir uygulamanın da sonuna geldik. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.